Bu hafta Erciyes'teyim. 4 gün verdim kendime. 4 gün içerisinde zirveden kaymaya çalışacağız. Zirve derken 3900 değil de 3200. Hava çok sert. Erciyes bizi kötü karşıladı. Yapabilecek miyiz? Yapacağız. Hadi gelin gidelim. Vazgeçemediğim bir spor oldu. Ve bu spor, çok sevdiğim bir spor, işim oldu. Yani Erciyes Master Plan'la yapılmasıyla da sevdiğim sporu işim olarak devam ettirme şansını yakaladım. Erciyes Kayak Merkezi'nde Develi Kapı'dan Hacılar Kapı'ya kadar uzanan, çok fazla geniş pist ağı bulunan, teleferik ağı bulunan, karlama sistemi bulunan bir kayak merkezindeyim. Hem sevdiğim sporu yapıyorum, hem sevdiğim işim oldu aynı zamanda. Çıkmadan önce Erciyes'i bir tanıtsana bize. Erciyes'in görseli burası. Tekir Kapı yürüyen mantımızla başlayacağız. Gondolla devam edeceğiz. Bir sonraki gün Hisarcık Kapı, Keven tesisimizle devam edeceğiz. Kırmızı piste geçeceğiz. Sonra Hacılar Kapı'da biraz seni yoracağız. Devamında ise siyah pistimiz olan 3200 rakımında kayak yapacağız. Bizim 3200'ümüz imkansız değil. Çünkü zaten Erciyes'te 3400'lük bir pist var. Evet. Yani bir oraya telesiye işte teleferikle tabii teleferikle çıkıyoruz. Yani insanlar oradan kayıyor. Tabii ki. Ne diyorsun snowboard hakkında? İnsanlar yetenekli mi ilgili, yoksa abi sen kayarsın herkes kayar, hoca çok önemli midir burada? İnsan tek başına öğrenebilir mi? Çok mu soru sordum? Aslında güzel sorular sordunuz. Yani insanların biraz yetenekli olması gerekiyor tabii, ama hoca eşliğinde bu snowboard veya kayak tarzı kış sporlarını öğrenmeleri hem teknik olarak daha iyi şekilde hem de daha güvenli şekilde öğrenmelerini sağlar. Yani kendileri öğrenmek isterken sakatlanabilirler. Çünkü bu işin bilgisi, tekniği çok önemli bir iştir. Ve kış sporlarının sakatlığı da biraz maalesef sert olur. Yani sağ ayaksın ya, solu öne verdi. Şimdi. Biraz anlayacağız. Tabii bunun için spor şart. Evet. Senin vücudunun alışık olması lazım bunun. Tabii ki. Yani ne kadar çok spor yapılırsa insan kendi için, bu ilk kaymalardan sonra biraz daha az hamlar. Yani hamlama süreci yaşayacaksın ama çok az da olur. Kayseri'de ilk günüm güzel geçti ama daha amatör seviyedeyiz. Hocam çok iyisin. ...2500'e geldik. Yavaş yavaş arttırıyoruz. Ama şunu öğrendim, bir haftada snowboard'u çok rahat öğrenebilirsiniz. Biraz daha dönüşlere ağırlık vereceğiz. Daha çok slalom'a yakın kaymaya çalışacağız. Yani dönüşlerimizi daha geniş alarak kayacağız. Daha rahat kayacağız. Yani tamamen board'un kontrolünü artık sizin almanızı sağlayacağız. Dün en çok problemli olduğum şeyi bugün yapacağız. Evet. Özellikle topuk kayma. Yani siz zor olana yaptınız parmak ucu, ama topuk kaymada biraz problem yaşıyoruz. Kendiliğinden dönüşlerde çözeceğiz. Topuklarım yamuk mu benim acaba? Vallahi bilmiyorum da parmak ucunda daha iyi. Şunu dün sen de çok söyledin. Az önce de motorla gelirken de söylüyordun. Abi dedin ya, sen sol ayak mısın acaba? Farkında mı değilsin? Evet, yani bir... Sola çok iyi kayıyorsun ama sağa yapamıyorsun benim. Parmak... Sola çok iyisin ama sağa biraz çalışın. Herkes bunu yapamaz, diğerini yapar. Ben diğerini yapamıyorum, bunu yapıyorum. Sabah demiştik ya, sen ters orantıda daha hızlı çalışıyorsun. Kafa ters çalışıyor, beyin ters çalışıyor. Ama daha süper çalışıyor. Dönmeyi düşünüyor musun? Dönecek misin? Atmak ucuna var. Döneyim mi? Yine şöyle git. Şimdi tekrar öyle giderken dönüyor. Sen sağa dikeliyorsun, topuğa geçiyorsun yavaş yavaş. Evet. Topuğa doğru. Evet. Süper. Topuk. Evet. Günü bitirdik. Sağlam düştük. Burada bastık. Aslında dördüncü gündeyiz. Üçüncü günü es geçtik. Fırtına çıktı. Fırtına hala devam ediyor ama biz eğitimimizi tamamlamak istiyoruz. Şimdi Erciyes zirveye doğru yol aldık. Tekir Kapı'da aldığımız eğitimi şimdi Hacılar Kapı üzerinden zirveye çıkmaya çalışacağız. Sağ olsun Uğur'la motorla devam ediyoruz. Bu işi başaracağız. Biraz zorlu oldu. Yorucu. Çok yoruldum. Huuu. 3200'deyiz. Çok kar zorluyor. Bir de fırtına. Evet, fırtına da zorluyor. Ne yapacağız şimdi? Nereden kayacağız? Abi topukta kalk da. Yavaş yavaş. ihmal etme abi burada. Süpersin, süper. Bravo, oldu. Cesaret yerine geliyor. Mustafa abi. Ben de çakıl. Topuk ve parmak üstü kaymayı öğrendim. Çok keyifliydi. Zirve biraz bizi yordu. Ekibi de yordu, beni de yordu. Rüzgar tipi her türlü. Memlekette her yer güzel ama Erciyes çok güzel. Çok keyifli günler geçirdim. Tarifi yok, her deneyimin tarifi yok. Bunun da tarifi yok. Ama bir şey daha öğrendim bu hafta. Snowboard yapabiliyorum artık. Amatörün bir tık üzerinde. Profesyonel değilim. Profesyonele yaklaşmak istiyorum. Artık her kış bütün kayak merkezlerini gezmeye çalışacağım. Belki oralarda karşılaşırız. Belki birlikte kayarız.